Songuç okulun ilk günleri ne yapmasın sen? Kebap hocam, sadece yatacağım. İşte herkes öyle düşünüyor. Yaz tatili bitti. Yeni döneme bir kere hazırlanmamız gerekiyor. Hocam bitmesin tatil, biraz daha uzasın. Ne yazık ki, ne yazık ki. Yapacak bir şey, her güzel şeyin sonu var. Okulun ilk haftasını önemsememiz gerekiyor. Hocam zaten dersler boş geçiyor. Kimse gelmiyor. Hayır, ki herkes konu işlenmiyor. Öyle düşünüyor. Yok, ya, bir hafta tatil yapsak ne olur ki? İşte öyle değil aslında. Gerçekten de artık yeni seneye başladık. Yeni senede daha ciddiyetli bir şekilde birazcık daha, yani biz bir öğrenciysek bizim işimiz bu değil mi Tonguç Evren? Evet, en önemli işimiz. O başka bir şey. O başka bir şey. Saçma ama. Dolayısıyla biz bu işin başlangıcını iyi getirmemiz gerekiyor. İyi başla, iyi gitsin diyoruz Tonguç'um. Tamam. Yani nasıl başlarsak öyle gider. Dolayısıyla iyi bir başlangıç atalım. Sonrası zaten güzel bir şekilde bu senenin sonuna kadar ilerleyeceğiz. Devamsızlık hakkını şimdiden tüketme. Sakın böyle okula gitmemezlik falan filan. Sakla samanı, gelir ya zamanı. Zaten okulun ilk günlerinde fazla bir şey işlenmiyor. Sakın öyle bir şey yapma. Devamsızlık hakkın önemli. Yanında mutlaka defter götür Tonguç. Kareli mi, çizgili mi hocam? Kareli veya çizgili. Derse göre değişir ama sen bir kareli ve bir çizgili defter mutlaka götür. Öğretmenin anlattıklarını birebir not almalısın çünkü. Not alaraktan hem bir hafıza oluşturuyorsun defterinde, hem de millete işte şunun notunu verir misin, bunun notu verir misin diye yalvarmaktan kurtuluyorsun. Tebrik ediyoruz. Arkadaşlarına zaman geçir Tonguç Erdem. Evet hocam, sürekli WhatsApp gruplarına yazışıyoruz. Hayır evladım, okulda, sınıfta zaman geçir. Kaynaş, yeni arkadaşların olacak sınıfında, hiç tanımadığın insanlar olacak. Takip. Ondan sonra evladım tanıdığın insanlar bile 3 ay boyunca çok ciddi değişimler geçirmiş olacak. Belki büyümüş olacak, uzamış olacak falan filan. Onlarla da ne yaptın, ne ettin, dertleşmeyi ihmal etme. Çünkü yarın öbür gün not isteyeceksin. Ondan sonra arkadaşların işin düşecek falan filan. 07-3 işledi falan filan. Aynen hocam. Ya ön sıralarda oturmaya çalış. Çünkü öğretmenin gözüne girmek için en önemli yer ön sıralarda. Ama rezerv edilmiş hocam hepsi hocam. Ya işte ön sıralarda oturamazsan, ne kadar öne yakın oturursan o kadar iyi olur. Çünkü hem derse yakın oluyorsun, hem de konuya daha yakın oluyorsun diyoruz. Ve ders başarında bir o kadar artar. Öğretmenlerinle iletişim kurmaktan çekinme. Telefon numaralarını istiyoruz, vermiyorlar hocam. Hayır, o açıdan demek istemiyorum. İletişim kurmak dediğim şey, yapamadığın soruları göster. Hatta konu anlatıyor mesela. O hoca girdi sınıfa ilk defa ve bir konu anlatmaya başladı. Sonra sen bu konuda anlamadığın yerleri mutlaka sor. Birincisi, vay gerçekten de dikkatli ve istekli, azimli bir çocuk diyerekten öğretmenin gözüne giriyorsun. İkincisi, konuyu anlıyorsun Tonguç'um. Daha güzeli var mı? Üçüncüsü de Tonguç evladım benim. Kanaat notu, sözün notu. Her türlü senin lehine olacak şeyler oluyor. Peki aynı zamanda disiplinli olmamız gerekiyor. Bu disiplinli dediğim şey aslında böyle ciddi, kasvetli, kasıntı bir şey. Hocam? Hayır, o başka bir şey. Öğrenciliğin altın kuralı aslında planlı, düzenli olmak. Bu disiplin oradan kaynaklanıyor. Yani planımızı, düzenimizi, kendi programımızı kendimize göre yapmamız gerekiyor. İşte bu aslında bir öz disiplin demek. Bunu sağladığımız zaman her zaman hayatta, okul hayatı olsun, iş hayatı olsun, çalışma, her yerde başarılı olsun. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla ödülü sorumuzu yap. İlk haftan hayırlı olsun. Sağ İnşallah güle güle bu seneyi de tamamlayacağız. Hadi bakalım. Sağ olun hocam.